Ben diyorum ki milletvekillerinin, bakanların, bütün üst düzey bürokratların kürsü dokunumları hariç ücretlerini işçi ücretine indirin ve bütün ayrıcalıklarını ortadan kaldırın. ÖTV ve KDV'yi ortadan kaldıralım. İnsanların insanca yaşayacağı bir ücret verelim. Emekleri kölelikten kurtaralım. Ama biliyorum ki bunları siz yapamazsınız. Bunları bu meclis de yapamaz. Bunun için bir tane şey gerekiyor. Bu halkın bu meclise ya da asgari ücretin belirlendiği gizli toplantılara bakmaması gerekiyor. Bu halkın bakacağı bir tek yer var. Şili'de meydanları dolduranlara bakacak ve onların sloganına aykıracak. Bize ekmek yoksa patronlara, zenginlere huzur yok diyecek. Ve bunu dediğimiz için eğer vatan aynı olacaksak, ben Nazım'ın sözleriyle bitireyim. Vatan ihalelerinizse, vatan para dolu kasalarınızsa, vatan para sayma makineleriniz, ayakkabı kutularda saklanan dolarlarınızsa, doğrudur, biz o vatanı savunmuyoruz. Bizim vatanımız insanın insanca yaşadığı, işçinin ölmediği, kadının ölmediği bir vatandır. Bizim için halk iradesi sandık değil, bizim için halk iradesi meydanda, sokakta bizle yürüyen insanlardır. Onların sesi bu meclise geliyor ama onların sesi sokaklara dolduğu gün inanın ki iktidarınız bitecek. Onların sesi sokaklara doldurduğu gün inanın ki sarayın kapısına kilit de vurulacak. Burada hüküm sürenlerin hepsinin hükümranlığına da son verilecek. Halklar kazanacak, biz kazanacağız ve iktidar elinde sonunda yıkılacak. Bunu siz de görüyorsunuz. Sonunuz yakın. Bu sona hazırlık yapın.